Evet, Afrin operasyonunda Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde yaşananlar da işte bu şekildeydi. Tabii harekatı konuşmayı, sıcak bilgileri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir diğer konuğumuz var şimdi stüdyoda. Eray Bey'i tamamladık, gönderdik. Profesör Doktor Mithat Baydur bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Başkanı aynı zamanda. Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bilim Siyaset Başkanı. Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Afrin Harekatı ile ilgili ismi de belli. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili. Dün harekatın başladığı dakikadan, saatten itibaren bu dakikaya kadar belki de hemen hemen her saat yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme oldu. Ki son dakika bilgisinde de bir köyün de ele geçirildiği, PYD'lilerin kontrolünde olan, teröristlerin kara harekatı başladı. Kara harekatı başladı. O köyün ele geçirildiği bilgisi sıcak bir gelişmeydi. Diğer bir sıcak gelişme ise yine Ceyşul Savar, yine o Suriye Demokratik Güçleri'yle beraber hareket eden 2000 PYD kişilik bir, evet, PYD'nin içindeki, onların 2000 kişilik bir grubun da ayrılıp Özgür Suriye Ordusu'na katıldığının bilgisi geldi. Güzel. Şimdi hocam, bir toparlamak gerekirse, dünden bu dakikaya bir bakmak gerekirse harekat nasıl ilerliyor? Bu gelişmeleri nasıl değerlendirebiliriz? Öyle başlayalım. Yani iki tane böyle mevzileri bombalayacak iki filojet havalandı. Çok da bir de manidar, aynı ismi gibi. Biliyorsunuz Elbap'ta 72 tane şehit vermiştik. Var, evet. 72 uçak havalandı. Yani 2-72'ye bakınca da sanki oradan da bir mesaj var gibi. Onu da çok manidar, evet, buluyorum. Dolayısıyla hava harekatını biraz böyle direnci kırma, yumuşatma ve sahayı birazdaki direnci kırarak böyle bir yumuşak hale getirme gibi misyonu vardı. Onu başarıyla tamamladı. Tekrar üstlerine geri döndüler. Bugün söylediği gibi kara harekatı başladı. Zaten öteden beri aşağı yukarı son 7 yıldır içerisinde hep böyle PYD ve YPG örgütlenmesiyle ilgili defalarca bu kanallarda konuştuğumuzda nasıl YPG'nin azgınca insanları bir arada tutarak bir zorbalıkla aslında kendi sınırları içerisinde onları mahkum etmenin bir göstergesi de şimdi ufak ufak çözülmelerde başladı. Yani buna benzer şeyler daha da olabilir. Bir ilginç gelişme de, NATO çok sessiz kalıyordu. Bir iki gün önce Stoltenberg böyle bir şeyden haberim yok diyordu NATO'nun. Yani o da çok ilginçti. Fakat bugün NATO'nun bir açıklaması var. O da çok ilginç. Onu da paylaştık. Evet. Evet. Tüm ülkelerin yani kendini savunma hakkı, savunma vardır. Hakkı vardır gibi. Tabii bu, şimdi bu karar harekatı yani bugünden yarına hemen bitmez. Yani önemli bir takım. Yani sivil kıyafetler giydirerek sivillere karıştırılması gibi bir takım taktikler deneyecektir ki en vahim olanlarından bir tanesi budur. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri, yani bunu açıkça söylemekte de bir beis görmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta çoğu kez yaptığı gibi sivil, asker falan ayrım yapmadan böyle bir tarumar ederek yerle yeksan etme gibi bir teamülü ve geleneği yoktur. Sivilleri ayrı tutma gibi çok hassas bir şeyi vardır Mehmetçiğin. O biraz sahada işi zorlaştıracak tabii. O bakımdan yani bu birkaç ay daha bu kara harekatı sürecek ama yani yine belki sorarsınız, bundan tabii Afrin'le bitmemesi lazım, evet, bunun. Sahada tam bir temizlik olması için. Hatta sonrasında Münbiç, Münbiç devam olacak. Edecek. Hatta Münbiç de yetmez. Olacak. Yani Fırat'ın doğusu dediğimiz. Doğusu, evet. Yani şu anda bizim konuştuğumuz bölge 35 çarpı 55, 250 metre, 250 kilometre karelik bir alan. Onun dışında 550 kilometre daha Fırat'ın doğusu dediğimiz, evet, Suriye alanı var. Bir 300 de Irak'a ekleyin. 859 kilometrelik bir alanda böyle bir temizlik harekat yapması lazım. Ama sadece askeri bir faaliyet, askeri bir harekat yetmeyecek. Buna paralel olarak diplomasinin, müzakere sürecinin de gitmesi lazım. Çünkü şu anda biz sahada ne kadar, kaç kilometre girdik, neler yaptık, bunları konuşuyoruz. Fakat Batı basınında, yani bugünden yarına çıkacak, bunlar hep dünkü akşam gibi bir değişik kanallarda da konuştuk. İşte böyle bir terör grubuna değil de sanki böyle bir etnik gruba Türkiye'nin bir öyle bir algı yaratıyor. Öyle bir algı yaratacaklar. Bunu mutlaka aşmamız lazım. Bir de hocam dün zaten bu özellikle söylediğiniz diplomatik temasla ilgili çok girişimlerde bulunuldu. Yani bölge ülkelerin elçileri çağrıldı. Tabii, yine Rusya Savunma Genelkurmay Başkanı, Amerikan Genelkurmay Başkanı da görüşüldü. Tabii. Dışişleri nezdinde çok girişimlerde bulundu. Fevkalade güzel. Evet. Fakat bunu rutin hale getirerek,
her haftalık belki 15 günlük gelişmelerde bütün dünya, yani şeye, dünya siyasi kamuoyuna briefinglerle bilgilendirme yapılması lazım. Çünkü burada en masum ve en haklı bir aktör var sahada. Amerika Birleşik, Rusya, İran, Suriye. En masum ve en haklı aktör Türkiye'dir. 3,5 milyon bir Suriye'nin mültecisini besliyoruz ve bakıyoruz. Bundan hiçbir şikayet etmiyoruz dünyada yalnız kalma pahasına ve üstelik de Suriye'nin toprak bütünlüğü diyoruz hala. Hocam, Türk ordusunun bir de Fırat Kalkanı operasyonu tecrübesi de var yani. Biraz da arkamızda şimdi harita da var. Oradan bir şey yapabilir miyiz? Yani şu anda yürütülen operasyonu da biraz ele alabilir miyiz buradan? Fırat Kalkanı harekatıyla bugün şu an bulunduğumuz harekatı da değerlendirmek açısından. Yani bölgeyi biraz bize anlatabilir misiniz burada? Harekat nasıl ilerliyor? Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir adım atıyor? Nereye kadar gidilecek? Bu bölgenin zorluğu, coğrafi zorluğu. Şuradan bize birazcık anlatabilir misiniz hocam? Estağfurullah. Şimdi bizim bu yani eski aslında Elbaf Fırat Kalkanı'nın başladığı yerden başladı. Hocam biraz şöyle gelebilir miyiz? Evet. Tabii. Fırat Kalkanı'nın başladığı yerden başladı. Tabii buranın en tehlikeli yerlerden biri biliyorsunuz bir takım topçu atışlarıyla bir takım füzelerle Hatay civarında zarar veriyorlardı. Biraz evet haritayı görelim hocam siz tabii. De buyurun. Evet. Yani burada Afrin'in en önemli yerlerinden biri bizim Amanos Dağları'na çok yakın olması. Evet. Amanos Dağları'na sızan PKK'lı teröristlerle beraber Amanos Dağları'ndan yani Türkiye'nin içerisinde de senkronize eş zamanlı bir takım terör hareketleri olabilir düşüncesiyle bu zaten var olan terörü değil. Muhtemel Türkiye'ye daha da gelebilecek olan terörü önleme harekatı. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin preemptive war, önleyici savaş dedikleri. Önleyici savaş. Yani Irak'ta da yapmışlardı ya kimyasal silahlar vardı. Yani kendisindeki muhtemel terör hareketlerini gayet haklı ve meşru tarzda önleme çabası. Şimdi buradan bu tabii Afrin'le kalacak. Fakat bunun yani aslında Afrin'i biliyorsunuz güneydoğusunda. Hocam o 800 kilometre karelik alan dediğiniz nokta yani şu bölge mi tamamıyla? Yani şu yeşil nokta Afrin'le başlayıp Halep sınırına kadar olan nokta mı? Şurası değil mi? Aynen öyle. Fakat zaten biz Afrin'i yani bakıldığı zaman işte güneybatısında Hatay var. Ebirt'te güney kuzeydoğusunda Gaziantep Kilis var. Bu tarafta İdlib'de bizde bir takım kontrol noktalarımız var. Aslında neredeyse dört köşesi sarılmış bir durumda. Evet. Burada biraz bir şey var. İran'ın bir takım şeyleri var, çekinceleri var. Başbakan burada, da bu arada İran'ın çekinceleriyle ilgili bugün açıklama yaptı. Tabii, şurada evet, Halep, Aziz biliyoruz. Ve Afrin arasında Zahra diye bir bölge var. Tam yani onun nüfusunu ben de bilmiyorum ama bir miktar bir Şii nüfus var. Onların zarar görmemesini istiyor. Onun dışında herhangi bir itirazı da yok. Zaten bunlar bütün bu harekat belli bir müzakere ve diplomasi süreciyle götürüldü. Evet, evet. Hatta bir miladı daha var bunun. Yani en üst düzeyde olmasa da rejimi, Suriye rejimi açısından ama dışişleri bürokrasisiyle de birlikte yürütülüyor. Bu da Suriye ile aslında başlayan bir diyaloğu gösteriyor. Şimdi yani hem bunun, sahada hem diplomatik anlamda başarılı adımlar atıyoruz diyebiliriz değil mi? Yani şu ana ama kadar. Bu 24 saat, 48 saat içinde. Suriye ile olan bu müzakere sürecinin ivmesinin de artarak devam etmesinde yarar var. Çünkü anladım. Yani biz Suriye'nin toprak bütünlüğü için uğraşıyoruz ve Suriye de muzdarip zaten bundan. Dolayısıyla burada ortak paydası en güçlü iki ülkeden iki tanesi Türkiye ve Suriye'dir. Hocam bu arada hemen şunu da belirtelim. Devam edeceğiz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Afrin harekatını denetlemek için Suriye sınırında. O bu sıcak bilgi. Onu da paylaştık hemen izleyicilerimizle. Şimdi bu arada sınırda da tabii hareketlilik var. 2-3 noktadan operasyon devam ediyor. Devam ediyor. Dün de hava bombardımanı düzenlenmişti uçaklarla birlikte. Şimdi Genelkurmay Başkanı dün toplantı yapmıştı kuvvet komutanlarıyla beraber. Bugün de sınıra gitti. Aslında bu harekata ta başından beri ne kadar kararlılıkla gittiğimizi söylüyorduk. Tabii, bu da onu gösteriyor. Gösteriyor. Şimdi devam edelim ama hocam bir canlı bağlantımız var. Tabii, onu alalım. Tabii.